Sevgili seyirciler, internet çağının yegane fısıltı fenomeni sosyal medya, doğru olmayan bilgilerin çığ gibi büyümesine yol açarak toplumda kafa karışıklığına neden oluyor. Facebook ve Twitter gibi ağlar üzerinde her geçen gün bir yenisine rastladığımız son dakika bilgilerinin doğru olmadığı anlaşılıyor. Uzmanlar uydurma bilgiyi internette ilk yayan kişiyi tespit edecek yazılıma dikkat çekiyor. İnternet kullanıcılarının yegane haber alma aracı haline dönüşen sosyal medya ağları çoğu zaman doğru olmayan bilgilerin gerçekmiş gibi algılanmasına neden oluyor. Olaylar üzerinden fikir paylaşımı yapan bilinçsiz Facebook ve Twitter kullanıcıları yüzünden birçok kişi veya kurum uydurma gündemlerin kurbanı oluyor. Hastanede tedavi görmekte olduğu sırada Münir Özkul öldü ya da Erol Günaydın hayatını kaybetti şeklinde uydurma mesajlar yazanlar kısa bir süreliğine de olsa toplumda kafa karışıklığına yol açıyor. Yine sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en stratejik kurumlarından Aselsan'ın İsrail'e satıldığı yönündeki asılsız iddiayı ortaya atanların da kim oldukları henüz bulunamadı. Gaziantep'teki bombalı terör saldırısı sonrası ikinci bir patlamanın daha olduğu söylentisi de yine sosyal medyadaki uydurma haberler arasına girdi. Söz konusu uydurma haber Twitter kanalıyla yayıldığında şehirde büyük panik yaşanmıştı. Sosyal medyanın sorumsuz kullanıcılarının imza attığı bir çirkin iddia ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Şanlıurfa'da boncuk yuttuğu için hayatını kaybeden Dilan Bebek'in taciz sonrası öldüğü iddiaları ortaya atıldı. Dilan Bebek'in boğazına kaçan bir cisim nedeniyle öldüğü açıklanınca Twitter'da dolaşan bilgilerin yine uydurma olduğu anlaşıldı. Şehitler duble yoldan ulaştırıldı şeklindeki TRT Haber'e dair karalama kampanyası ise tam bir faciaydı. Evladını kaybeden milletvekili Sırrı Sakık'a yönelik çirkin yakıştırmalarsa işi iyice çığırından çıkardı. Peki bu sorumsuzluk nereye kadar devam edecek? İnternet ve bilişim güvenliği uzmanları ile hukukçuların ortak görüşü, bilinçli kullanım konusunda eğitim verilmesi ve hukuki altyapının bir an önce oluşturulması. İnternet stratejisti Atıf Ünaldı ise bir yazılımla bunun önüne geçilebileceğine işaret ediyor. Linç kampanyalarını önlemek için İsviçre'de geliştirilen algoritma önem taşıyor. Bu yazılımla nefret söylemlerini ilk kimin yaydığı ortaya çıkıyor. Yine aynı yazılım bizlere kampanyanın iyi niyetli mi yoksa kötü niyetli mi olduğunu analiz edebiliyor. Çamur atma, yalan haber üretme eylemlerinin arkasında genelde bir veya birkaç kişi olur. Yalan haberlerin ilk kimden geldiği yazılımla belirlenebilir. Böylelikle uydurma bilgilerin dalga dalga yayılması önlenebilir.